Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün Ferhat abilerin dükkana geldik gene. Paşa ile birlikte PFR'ye video çekeceğiz Corsa'sına. Şöyle göstereyim. Araç bayağı değişti. Güzelce bir tanıtacağız, gazlayacağız. Dükkan da bayağı sıkışık abi. Selamünaleyküm şuradan cümleten. Oo Kadir abi. Arkadaşlar ufaktan videoya doğru geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. GDX Gen 1 yapalım dedi. Tamam, 20-60 öyle oluyor. 20-60 aynen, 20-60 öyle oluyor. Gerçekten çok performanslı ve Ferhat Usta'nın projesi, güzel bir proje. Sonra taktık üzerine işte o sırada Opel Tech Selim abiden destek aldık bununla alakalı. Yani projesi bana ait. Dedi ki sen ne söylesen ben de yaparım. Bağladık işte tabii internetten ayar yapmak çok zor. Evet, internal wastegate'i şu an üzerine internal var değil mi? Internal var aynen. Yani şu an en son taktığım Fortune internal wastegate'i var. Onun üzerinden peki basınç ayarı yapıyoruz değil mi? Olur, yapılıyor ama inanılmaz zor. Çünkü biz şöyle bir sorun yaşadık. Burada arkadaşlar dinlesin, biz Fiesta'ya 20-56'yı koyduk. Ben onu internal wasteGate diye bizim Bostancı'daki usta bilmiyordu zaten adam. Dedim abi bu internal, biz dedim external takacağız, bunu sök dedim. Kapadık, ulan araba 5000'de geliyordu. Araba 4000'de gelip 5000'de bitirdi. Olmadı, söktük sonra. Ya var ya gerçekten. Yani olay ayarda aslında, evet. Evet ayarda, yani bunun sır gibi hikayesi var. Herkes yapıyor zaten, onu söyleyeyim. Zaten Corsa yürütmek de herkesin yaptığı bir iş değil. Zor yani, bir iş, hani insanlar dışarıdan kolay sanıyor. Evet, dizel diyor kolaysa öyle bir şey yok. 5 lira harcayıp bir şey yaparız diyor ama gerçekten zor. Sesini efsaneymiş ya. Şöyle, Exxon'un şu an çok takılıyor. Türkiye'de ya son bir senedir Exxon'a takılıp. Millet öğreniyor çünkü. Aynen öyle, öğrendikçe takılıyor ama ben hala Exxon'a geçemedim. Neden? Ya boyaydı, oydu buydu, diskler falan değişti. Toparlanma evresindeyim zaten falan derken Exxon biraz maliyetli geldi bana. Ama tabii. Şu an internal'dan yani çok güzel ayar yaptık. İyi basış basıyor. Abi ayar olduktan sonra zaten anasını. Ama şöyle yani en azından Exxon'da profil falan da bağlayabilirsin. Ha evet. Bağlanıyor. Doğru. Ya da bir yere kısım açıyorsun ama bunda internal'dan şey yapmam. MBC'den ayar yapamadım. Olmadı. Şimdi açık konuşup yapamadım. Olmadı. Biraz sıkıntı verdi. Birçok evet, damla oldu. Beyantur'da MBC zaten işi yani yaramıyor diyorlardı. Ben de çok kurcalamadım. Dediğim gibi yani danışacak pek fazla şey olmadı. İnsanlar biraz böyle şey acayip oldukları için biz yine kendi kendimize çözdük ama evet, son olay çok güzel oldu. Sonundan Fortune eski güzel bir eski. Bir mesafesi var, bir ayarı var. Kendi kendimize yaptık. Yani ufak bir lifti alıyorsun. Benim montaj ben aşağıda kalıyor. Ufak bir lifti alıyorsun veya tünele geçtiğini ayarlıyorsun. Çok şey basit yani ama sıralama içinde geçeceğim ve tavsiye ederim. Hinton'dan YFS GT kesinlikle. Elektronik beynimi ve turbonun ayarını yapmak kolay değil. Evet, evet. O yüzden evet, yapacak olanlara tavsiye ederim. Exxon'un her zaman değil abi. Evet. Bir de borularımızı nerede yaptırdık onu söyleyeyim. Borularımız çok güzel arkaya koyacağım. Ben ilk başta motoru yaparken zaten bu tabii koyacağımız zaman turbo arabanın üzerine ben Opel Tech'le Selim abi de yaptım. Onunla kaynak işi manifold pesler yapıyor. Gerçekten ben seviyorum. Aynen kaynak işi harbiden yıkıyor. Gerçekten yani çok güzel yapıyor. O yaptı. Intercooler borularını işte kromara boruları vesaire, emmeye giden boru vesaire. O yaptı. Devamında hava filtre borumuz biraz şey yetersizdi. Nereye koyacağımızı bilemedik. Ondan sonra oraya da 60 dolar FINEX'ten Ahmet abiler, Doğan ağabeyden sağ olsunlar destek aldık. Ama motorculardan çok yıkım gözüküyor. Ona da arkadaşlar söylüyorum yine arka plana koyacağım. Harbiden çiçek gibi. Bir Corsa'ya göre de fazla temiz abi. Ben arabanın dışından da... Araba eskiden böyle değildi arkadaşlar. Dışı kaplıydı. Ben o halde zannettim mutlu konuşuyorum. Bir baktım bu S-Tor blue'ya boyanmış. Daha da ekstrem olmuş. Şimdi dıştan bir de gimbal'la çekim yapacağım. Harbiden hani ilk defa Corsa'da. Ben Corsa'da hiç S-Tor bunu görmedim bugüne kadar. Evet. Harbi çok farklı olmuş araba yani. Jantlarımız, bir de jantlarımıza gelelim. Jantlarımız meşhur 15 Tigra jantı. Tigra. Üzerindeki lastikler çok iyi yalnız olur. Ne markası? Goodyear'ın Efficient Grip performans lastiği. Gerçekten çok araştırıp aldım. Böyle yarı silikten de çeyrek silik tarzı bir modeli var. Yani yağış havalarda ve tutuyor. Evet, ben silikle de ıslakta kullanma derdi oluyor bu sefer. Bu sefer arkadaşlar o yüzden takmak istemiyor. Evet ama işte bu lastikleri çözmüşler. Bayağı araştırdım. Gerçekten güzel lastik, güzeller yani. O zaman bunu da bir dipnot olarak bir kombinasyonu. Lastik çok önemli çünkü bu arabaların frenleri de geçeriz zaten, anlatırız. Sen de gösteririz zaten. Evet. Bu arabaların frenleme mesafesi hep bir tabir vardır. Bunu mesela sanayide usta görür, ya bunlar gidiyor ama durmuyor derler evet, mesela. Evet, bu arabanın gerçekten öyle bir sıkıntısı var. Pistlerin şoku çok yetersiz, işte frenleme mesafesi çok kötü. Yani yapı olarak zaten Big Turbo'ya aslında yani, motorda var ama evet, yürüyen akşam kaldırmıyor maalesef Big Turbo'da. Kesinlikle. Biz de onu kapı kapıya verdik dedik ki bu kadar gidiyor bazen madem hani dursun da arsın. Güzel oldu bir proje ama mükemmel olmuş harbiden. Nokta proje. Şimdi diskleri o zaman gelin, diskler büyütüldü mü ne yapıldı fren sistemi olarak? Şöyle diskleri çapını aynı olarak bıraktık. Bu sefer çünkü fren merkezi mesela değişmesi gerekiyordu. Evet, evet. Biz o işe girmedik dedik ki fren merkezinden kaçalım. Diski Brembo'nun diskini aldık. LCNC hava kanallı. Kaliper basıncı biraz daha artsın diye çelik fren otumları aldık dışından. Goodride'ın. Goodride'ın çelik fren otumlarını aldım. Arka kampalar vesaire komple değiştiği ve kaliper pistonlarına custom olarak müdahale ediliyor. Bunun altını çiziyorum. Yapmak isteyenler mutlaka abone olun. Teşkil etsin diye anlatıyoruz ki sana bilgilensin. Şimdi bu arabalara büyük turbo girdiğin zaman yüksek basınçlarda ister istemez kapak saplaması uzuyor. Aynen üst kapak değil mi? Evet, açılıyor. Kapak saplaması uzuyor. Ben şahsen bununla birebir karşılaştım. Yani biz motor yaptırırken kapağı aldık, saplama baktık. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle. Allah Allah. Tabii yani, biz de bunun farkında değildik. Ben şikayetim benim zaten arabanın su şişirmesiydi. Ondan sonra elektrife ederken tabii tecrübeli olmuştuk artık o saatten sonra araştırmalar, yaşananları vesaire derken saplamaları custom şekilde mukavemeti daha güçlü, daha sert olan bir saplama kullandık. Daha sağlam saplamalar. Yine aynı şekilde kapağı rektife ederken bu arabaların hastalığı enjektör yuvası. Enjektör yuvalarına da özen gösterdik. Sıfır toplamaya özen gösterdik. Yani GM vesaire işte. Ondan sonra sıfır olması, yeni olması vesaire. Devamında bu çok soruluyor. İşte emmede ve egzozda portu var mı? Emme tarafında benim alanımda port yok. Yani şöyle yani kapağın emmesi polisi değil. Ya portu değil öyle söyleyeyim ama egzoz tarafında bir ufak bir koliş var. Manifold oldu. Yani orijinal manifold. Aynen olduğu yerde bir ufak port var. Bu da gerekli diye yaptık. Sonra yürür aksanma şeyi unutmuştuk konuşmayı. Evet doğru, debriyajı. Debriyajı, baskı balatayı, meşhur Corsa'nın baskı balatası. Ben de 3 senedir yine böyle custom yapım bronz baskı balata. Aynen, bu bronz baskı balata var ama böyle çok bilindik bir şey değildi ama idare etti yani, beni bayağı bir götürdü. Sonra tabii bu geçtiğimiz 2-3 ay öncesinde artık basınç açtık, gazlıyoruz vesaire falan derken artık bayağı bir ömrünü tamamladı yani. Selim abiyle bir proje çizdik, ne yaparız ne ederiz falan. Bana dedi ki istediğin güç aralığını bana söyle, buna göre bir şey yapalım. Ben ona dedim ki hani işte buna 4 pet koysam, 5 pet koysam bunun derdi o değil. Yani bu arabalarda sıkıntı baskı tamamen. Çünkü baskının orijinal mekanizması yeterli değil. Bu kadar gücü ve torku kaldıramıyor yani araba. O yüzden biz de custom volant yaptık. Custom volanta adapte olması için 2.0 TFSI'nin baskısı kullanıldı arabanın üzerinde. Ve bu da gerçekten güzel bir proje oldu. Lan vites saplarken zaten tak tak tak. Aynen öyle yani, ama ben de çok önyargı vardı. Yani X-Sport, YFSA nerede, Corsa nerede, custom volant falan. Ama gerçekten o gibi oldu. Hiçbir şey yok, tertemiz abi. Evet, sen de zaten hissedin. Bir de onun bütçesini soralım ama ne kadara geldi arkadaşlar, onlara merak edebilirim. Onun bütçesini şöyle söyleyeyim. Volant sıfırdan yapıldığı için biraz pahalı geldi ama ben işte volant, baskı, balata vesaire derken zaten her şeyi kastım. Hiçbir şey değil. Alınma veya direkt orijinal değil. Ya toplam nereden baksan bir 2000-2500 liraya buluyor. Evet. Devre işin gidiyor. Aynen, ama öyle. Tertemiz maşallah. Ama tabii sağlıklı. Yani 300 beygire kadar, 300 artıya kadar, yani 2.0 TFSI ne kadar gider bilmiyorum yani, ama her türlü kaldırır ama yani. 2.0 TFSI. Ondan yana bir ön yardımımız yok. O zaman valla başka anlatacağımız bir şey var mıdır acaba? Araba bitmiyor gerçi baktığımızda arkadaşlar, yani anlatacak birçok şey var da. Mekanik olarak her şeyi anlattık, yönünü anlattık. Vitesimiz, şanzımanımız stok. Bahsetmişim de. Onu ben de hatırlamıyorum da, şanzımanın stok olması. Şanzıman stok. Peki 200'ü geçiyor mu? Bu arabalarda direkt dertleri 198'e kalıyor diyen var. DBM'de çıkıyor şöyle, diyen var. Kadran üzerinde baktığın zaman 210, 215, 15 falan geçiyor. O zaman oluyor. Geçiyor yani ibre. Muhtemelen diye bir şeylere GPS'e de geçiyordur ama anladım. Şöyle bir sıkıntı var. Aşırı tork, aşırı güç bu arabalarda 5. vites işçisini maalesef. Direkt yediriyor. Evet, ömrünü tamamen direkt atarak pas tıraşlıyor yani orayı. Bununla çok sıkıntı yaşayan arkadaşlar oldu. Ben açıkçası yaşamadım bu zamana kadar. Hani ya ben beklenen kadar hızlı değilim ya da ben bilmiyorum. Biraz da şeyle alakalı yani, bu mekanizmanın girmesiyle çok alakalı. Evet. Ama dediğim gibi şu an ciddi bir hastalık. Ben de şu an kırmayı bekliyorum, açık konuşayım. Kırdıktan sonra yeni bir proje yapacağım. Honda gibi onun da dişlisini değiştirip devam. Uzatanlar oldu. Evet, dijitale kadar inenler oldu. Başarılı oldu ama ondan sonra yapılanlar pek tutmadı. Araba çünkü çok 4'te 5'te yılma yapıyor. O yüzden ben hiçbir tercih etmiyorum. Şu an stok gittiği yere kadar böyle geçiyor. Yazılımı kime yaptırıyoruz abi? Onu bize sorayım. Ya da ama şöyle söyleyeyim. Zamanında birlikte makyajcı arkadaşlarımız vardı. Sağ olsun bana birlikte yapıyorduk. Ondan sonra biraz daha kişiselleşti bu iş. Yani ben cihaz aldım. Yurt dışı diyeceğim de yani Çinler yani. İnsanları kandırmaya gerek yok. Yani bir de galeta alıyorsun, bunları takıyorsun işte mobilden. Oradan koyuyorsun yazılıma çatır çatır. Anladım, valla helal olsun. Ama şöyle yani, bunu da gerçekten tüm zamanımızda hani bu videoyu gerçekten insanlar izleyecek ve ben kimseyi kandırma taraftarı değilim. Bunlar hepsi hazır dosyadan Vidata'dan yola çıkmış dosyalardır. Biz bize göre atıyorum işte bir yakıt değeri, bir pompa konumu, bir pedal konumu ya da bir işte ne bileyim torkun ayarı vesaire falan, onları indirip kaldırıyorsun. Bunlar çok böyle matah bir şey değil yani, bir atmosferik bir arabanın ayarı gibi ya da bir turbo benzinli bir arabanın ayarı gibi değil yani. Anladım. Aslında beni o arabayı sevdiren yönlerden bir tanesi oldu çünkü benim insanlara muhtaç etmiyor yani. Evet, kendini yapabilmek çok hani, doğru diyorsunuz. Evet. Kaç dolar atıyorum, 50 dolarlık bir cihaz yani koyuyorsun, yazılımını kısıyorsun, kapatıyorsun egzosunu. OBD'den de aynı zamanda arıza vesaire var, onları da her şeyi görebiliyoruz. Zaten hiçbir ekranda gene ışık yanmıyor, çok güzel. Her şey tertemiz maşallah. Basınç işini bir de konuşacaktık. Arıza lambasını geçiyorum direkt. Daha demin kamera kapalıken bir şey konuştuk çünkü şu anda dikkat ediyorum, sürekli basınç var abi, aynen. Onu bir de ayrıntılı alırsak nasıl? Şöyle, o tamamen BNT'nin konumuyla alakalı. O da dediğim gibi ama hani bu arabada öyle bir şey yok. Ne yaparsan yap yani BNT'nin tamamen hani benim gibi internal üzerinden ayar yapıyorsun. BNT'yi biraz daha aşağı almakla, aşağılık kullanımlarla alakalı. İşte zaten şu iki şekilde anlarsın. Seti top çıkarsa BNT'nin konumu çok yukarıdamış demektir. Okey. Konumu en aşağıda olmuş, çok iyi basınç basma ayarlanmış demektir. Anladım. Ama gerek kalan mesafeyi de artık tecrübeyle. Anladım. Çok güzel. Çok güzel bir bilgi geldi arkadaşlar. Ben de bu arada usta falan pro değilim. Hani aynen, arabanın hastası. Benim arabacılıkla anladığım tek bir şey var. Ben intihar kolları yapıyorum yani. Anladığım tek bir şey yani. Evet, normalde Paşa, Canoğlu, Face'den bakabilirsiniz arkadaşlar. İntercooler yapıyor, custom intercooler yapıyorsun. Custom intercooler. Normalde yurt dışından getirdiğimiz petekleri burada giriş çıkışları kendi kişiye özel. Aynen öyle. Tasarımla. Yani kendi imalathanemizde makineler vesaire her şey bize ait. İmalatını yapıyoruz. Güzel sonuçlar aldık. Türkiye'de gerçekten çok benim de bildiğim üzere çok kişilerde Volkan abinin paylaştığı şeyi gördüm. UB Fabiares. Onun da videosu var arkadaşlar, biliyorsunuz UB Fabiares. Onun da üzerindeki intercooler'ı Paşa Canoğlu'nun yaptığı intercooler'dan. Öyle, onu da belirtmiş olalım yani. Evet arkadaşlar, bugünlük videonun sonuna geldik. Şöyle hep beraber çekeyim. Çok teşekkürler bu arada tekrardan. Eyvallah. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese YouTube'ları iyi seyirler.